TCP'yi okudum, Aden'i okudum, Azar Coin'i yüzlerce videosunu seyrettim ve aklıma hep sürekli böyle sorular geliyordu ve ben yüzleşme serisine başladım. Yüzleşme serisine başladıktan sonra aşağıya bir sürü işte Azar Coin'i yüzleşme çekmelisin, Azar Coin'i yüzleşme çekmelisin diye bir şeyler gelmeye, bir yorumlar gelmeye başladı. Hiç umutsuz bir şekilde Azar Coin'in eski asistanı, şu Amerika'da Natalie'ye ulaştım. O da hızlı bir şekilde işi yönetti ve çok hızlı bir şekilde şu an karşımdasınız, yanımdasınız. Gerçekten çok bir şekilde. Sana cevap vermemiz zaten hayatın emri gibi bir şey. Yani senin çünkü öyle bir enerjin var. Teşekkür ederim. Evet, her yere çıkmıyorum. Evet. Televizyonlara bile çıkmıyorum ama. Evet, bir sürü engel çıkartıyor benim. Başak böyle bir şey yapıyor falan deyip bana videoları attıklarının hepsini seyrettim ve hemen yapalım dedim. Ya yani. Gerçekten evet, mi? Çok teşekkür ederim. Yüzleşmeye hazır mısınız? Hazırım. Harika. Şöyle bir gelenek başlatalım. Yüzleşmeye hazırım, sen hazır mısın? Hazırım. Benim evet. De sorularım var çünkü. Gerçekten mi? Evet. Haydi bismillah o zaman. Çokça merak edildiğine inandığım bir soruyu soracağım. Ben de merak ediyorum. Şimdi Aden Avatar'a çok benzetildi. Ya okuyorum bu şekilde. Burada Avatar'ı izlemedim ama sadece çok fazla böyle yorum okudum. Onun dışında Ursula Le Guin çok ünlü bir yazardır. O da distopyalar yazar. Ve sizin gibi kapitalist sistemi çok eleştirir. Ona çok benzetildiniz. Fitchipi'de de aynı şekilde bu benzetmelerle alakalı çok şey yaşandı. Ben buradan şunu düşündüm. Sizin belli bir fikriniz, bir dünya görüşünüz var. Onu vermek için insanlara bir kurguya ihtiyacınız vardı. Ve kurgunun bu kadar da şey olması gerekmiyordu böyle. Ekstra zorlayıcı olması... Tutan bazı fikirler var dünya üzerinde. Mesela Titanic, Romeo ve Juliet'in gemide geçen hali. Hı. Ama insan milyonlarca insan seyretti mi? Seyretti. Bayıldı mı? Bayıldı. Siz de bunu mu yaptınız? Yani kesin garanti tutacak yani bir kurgu var. Yani şunu demek istiyorsun. Klişelerden oluşturulmuş. Evet, kesin ama tutacak. Ama iyi işlenmiş klişelerden oluşmuş. Evet. Mantıklı bir düşünce şekli bu ama birinci sorudan başlayalım şeye. Eden'in Avatar'la alakası yok. Uzaktan yakından alakası yok. İkisinin iki ayrı gezegende geçmesi dışında hiçbir ortak yönleri yok. Avatar'da işte farklı bir tür var. İnsanoğlu bir gezegene gidiyor. O türü domine edip o türün yaşadığı bölgedeki öz kaynakları alabilmek için bir takım katakulliler yapıyor. Bunu seyrediyorsun Avatar'da. Eden de ben hiç böyle şeyler anlatmıyorum. Eden 18 tane ırkın bir arada ahenk içinde yaşadığı usta adlı bir varlık tarafından dizayn edilmiş yapay bir gezegen. 18 ırkın bir arada yaşamasının nedeni ve bu gezegenin dizayn edilmiş olmasının nedeni en başta en önemli nedeni bu 18 ırkın kendi bulundukları özelliklerin en iyi olduğu versiyonlarla var olabileceği bir ortama konulmuş olması. Aslında Eden bir deney gezegeni. Fakat bu deney asla kötü niyetli, art niyetli bir varlık tarafından yapılmıyor. Tam tersi o organizmaların kendi potansiyellerini doldurabilecekleri en üst seviyedeki deneyimleri açık oldukları bir sistem geliştirilmiş durumda orada. Ve bu ailelerden bir tanesi yani 18 türden bir tanesi de İnsan ailesi. O yüzden yani Avatar'la Eden'in uzaktan yakından alakası yoktur. Avatar'ı Eden'e benzetiyorsanız ya Avatar'ı izlemediniz, okumadınız ya Eden'i okumadınız. Hani kulaktan dolma bilgiyle işte uzaktan iki tane yuvarlak cisme bakıp teki ay, teki dünya bunların ikisi de aynıdır diyorsunuz gibi bir şey çıkar ortaya. Bu bir cevabım. İkincisi Ursula hanımefendinin kitaplarını duydum. Hayatımda hiç okumadım. Okumak istiyorum ama okumaya fırsatım olmadı. Galiba o da ütopya, distopya yazıyor. Hı hı. Zaten bilim kurgu ya da işte benimkisi daha çok fantastik gerçeklik. Çünkü Eden aslında dünya dışında başlasa da dünyaya geldiği andan itibaren bir insan hikayesi. Tamamen insan yaşantısını anlatıyorum ben. Hı hı. Yani havada uçuşan insanlar falan filan yok orada. Gayet böyle ayakları yere basan. Benim karakterlerim Sonya ve Numi'nin insanüstü özellikleri var. Çünkü kendi bedenlerini ve zihinlerini çok çok iyi kullanabildikleri için o insanüstü özelliklere nail olmuşlar. Bunu zaten görüyoruz. Ve bunun dışında şimdi okumadığım kitaplar hakkında yorum yapamayacağım ama benim editörümün yaptığı bir yorum var. Çünkü ona sorduğumda alakası yok dedi o da bana. Yani distopya ve işte ütopya yazan herkese benziyorsun o zaman. O zaman işte 1 milyon tane başka yazar daha sıralayabiliriz dedi. Fakat ben şu eleştiriyi aldım. Kitaplar şu an İtalya'nın en büyük şirketi olan Mondadori tarafından İtalyanca'ya çevrildi. Ocak'ta bütün İtalya'da bütün İtalya'nın bütün şehirlerinde çıkıyor, vitrinlerde göreceğiz. Evet, teşekkürler. Çince'ye çevriliyor şu an. Çin'de de çıkacak inşallah Mart ayında. Şimdi o dışarıdan aldığımız eleştirileri söyleyeyim size. FİÇİPİ ve Eden için bazı akımlara yakın olan ama kesinlikle kategorize edilmeyecek kitaplar olunduğu
ortaya konuldu. Yani bizim dışarıdan aldığımız eleştiri bu kitaplarla ilgili. Ve bu aslında gurur verici bir şey. Bundan 50 sene sonra bu kitaplar iyice birçok insan tarafından ve alttan gelen yeni nesiller tarafından okunmaya devam ederse eğer 50 sene sonra o zaman benim gerçekten ne yaptığımın gerçeği ortaya çıkacak. Potansiyelini doldurmak üzerine yazılmış her kitapta benim anlattığım şeyi bulursunuz. Çünkü ben zaten potansiyelini doldurmak için insanoğlunun bu gezegende geldiğini ve potansiyelini eğer dolduramıyorsa bir varoluş problemi yaşayacağını, bu varoluş problemi de bir süre sonra çok ciddi farklı bir depresyon ya da işte bir kompleks olarak kendini göstereceğini savunan biriyim. Çünkü benim için dünyada yaşayan herkes benim. Yani ya da sensin. Yani tek bir ruh var. Tek bir ruh farklı zamanda ya da aynı anda farklı bedenlerde, farklı anne ve babalardan gelmiş, farklı hayatlardan gelmiş kendi versiyonlarını deneyimliyor. Yani senin bir şey başarmış olman zaten benim bir şey başarmış olmam. Senin güzel bir anlamlı bir şey söylemiş olman zaten benim güzel bir şey, anlamlı bir şey söylemiş olmam demek benim için. Ben böyle düşünüyorum. Ve bu yüzden de şu çok önemli. İnsanlık dediğimiz organizmayı tek bir bütün olarak görebilmek çok önemli. Eğer sen dünyanın en güzel kitaplarını yazıyorsan, en güzel buluşlarını bulduysan ama affedersin böyle cehennem gibi bir gezegende yaşıyorsan sen çok başarısız bir insansın bir kere. Aynen öyle, evet. Yani ne kadar hep birlikte ne kadar ilerleyebildiğimizin bir anlamı var. Senin tek başına adına başarı dediğin şeylerin ne kadar fazla olduğunun bir anlamı yok. Başarıya girecektim. Bir kitap okudum. Çok etkilendim. Norveçli bir yazarın kitabıydı. Ve kitapta şöyle bir cümle geçiyor. Diyor ki, ben çok başarılı bir insanım. İlkokulda başarılıydım, ortaokulda, lisede, üniversitede başarılıydım. İş hayatında çok başarılıydım. Çok başarılı bir evlilik yaptım. Çok başarılı insanlarla beraber oldum. Ölümüne başarılı bir insandım. Ve şu an tek doğan, umarım çocuklarım benim kadar başarılı olmazlar. Başarıyı nasıl tanımladığına göre değişir. Ve onları umarım başarıdan koruyabilirim diyor. Hmm. Ve ben de ya ülke olarak başarıya çok takıntılı bir ülkeyiz. Başarı istiyoruz ve ben bunun sonucunun şu olduğunu düşünüyorum. Hiçbir zaman başarıyı tatmamış ebeveynlerin sonucu olarak bu başarı takıntımızın geldiğini düşünüyorum. Yani ülke özelinde soruyorum size bu soruyu. Bu başarı takıntımız nereden geliyor? Aşağılık kompleksimizden. Çünkü birbirimizi aşağılamaktan keyif alıyoruz. Birbirimizle ilgili kötü olayları birbirimize anlatarak dedikodu adını verdiğimiz şeyi çok vahşice yapmaktan keyif alıyoruz. Çünkü bence dünyadaki en göreceli şey fakat çok ciddi bir prototipe oturtulduğu için göreceliliğini kaybettirilmiş bir şey. Aha. Çok göreceli olması gerekirken herkesin başarı anlayışı işte iyi para kazanacaksın, iyi arabaya bineceksin, iyi bir evde oturacaksın, eşyaların şöyle şöyle olacak falan gibi böyle bir takım kalıplara oturtulmuş. Ama bu çok yanlış. Bakın Steve Jobs'un ölmeden önce hastanede yazdığı bir not var. Veda işte ne dersiniz ona vasiyet diyorlar. Ben ama size bunu iki kelimeyle özetlemem gerekirse şunu anlatıyor. Hayatında sana yaşama heyecanı ve yaşama sevgisi verecek. Gerçekten birlikte öğrenebileceğin insanlar olsun. En büyük başarı bu. Bu insanları bulup onlarla bir arada olmaya devam edebilmek ve yeni insanlar katabilmek kendine. Çünkü biz birbirimize düşünce ve duygu bulaştırabilen varlıklarız. Eğer sen kendine düşünce ve duygu bulaştırabilen bir diğer varlıklarla bir araya gelmiyorsan zaten çok kısırsın. Dünyanın en büyük parasını kazansan ne yaşar? Yani ben dünyanın çok ciddi paralarını kazanmış insanlara seanslar yaptığımı biliyorum. Dertlerinin neler olduğunu biliyorum. O yüzden başarıyı herkes kendisi kendi içsel dünyasında tanımlasın. Ve bu başarı bence eğer illa bir prototipe oturtacaksa her kişinin kendi potansiyelini en üst seviyede doldurmasıyla ilgili olsun fikrimce. Evet. Bu görecelik konusu çok doğru. Siz mesela çıkıyorsunuz diyorsunuz ki ben diyorsunuz işte çiftçi olacağım ya da çiftçiyim. Ben en iyi yaptığım şey çiftçilik diyorsunuz. Ve o anda çiftçilik dünyanın en karizmatik, en harika şeyi haline dönüşüyor. Hmm. Ve gençler diyor ki ben de çiftçi olacağım falan diyor. Olsunlar inanılmaz. Yani şöyle söyleyeyim, toprakla uğraşıyorsan eğer hayatı tanımakla ilgili bir program yüklüyorsun. Toprakla ilgilenmek demek hayatın en büyük datasını kendine yüklemek demek. Bu kadar önemli yani. Toprakla bir şey yetiştirebilecek sabrı, o şeyi yetiştirmekle ilgili bilgiyi, o şeyi yetiştirmekle ilgili içsel motivasyonu kendine yükleyebiliyorsan eğer, sen zaten kendine çok önemli bir şey yüklüyorsun. Hayatının her alanında, istiyorsan git bankacı olarak çalış, bankacılıkla ilgili, finansla ilgili bir toplantıya gireceğinde kullanacağın bilgiyi sana veriyor toprak. Toprakla ilgilenmek zorundasınız arkadaşlar. Yani alanınız ne olursa olsun. Sen eğer topraktan bir şey yetiştirmiş bir adam değilsen benim için zaten adam değilsin. Peki çok iddialı. Ben yani çok iddialı ama böyle hissediyorum. Peki siz ideal dünyayı buna toprağa şey yapıyorsunuz. Kesinlikle. Peki ne olacak?
diyelim ki ideal dünyada toprağa doğru, tarıma doğru döndük. Sonra ne olacak? Avcı toplayıcı zamanı mı geri döneceğiz? Hayır, hayır. Ben zaten ondan bahsetmiyorum. Şimdi geriye dönüş var ya. İndirgeyerek düşünmeyeceksin. Ben neden bahsediyorum? Ben aquaponics tekniklerinden bahsediyorum. Yani ben dronlarla içine insan sokulmamış dronlarla nemi, suyu, toprağın içindeki minerallerin ölçüldüğü sistemle tarım yapmaktan bahsediyorum. Herkes tarım yapsın demiyorum. Herkes bir şey mutlaka hayatının bir döneminde yetiştirsin diyorum. Ama herkes çiftçi olsun demiyorum. Bunu öğrenmek zorundasın. Nasıl bisiklete binmeyi öğreniyorsun hayatının bir döneminde? Nasıl yüzmeyi öğreniyorsun hayatının bir döneminde? Bir şekilde hayatının bir döneminde topraktan bir şey yetiştirmeyi, bir gübrenin neden fırınlanması gerektiğini öğrenmek zorundasın diyorum. Çünkü o bilgileri öğrenirken benim kendi deneyimimden öğrendiğim o kadar başka felsefi şeyler oldu ki hayatla ilgili. Topraktan daha iyi bir öğretmen yok bu gezegende. Bunu zaten ben söylemiyorum. Bunu zaten, bakın ben her zaman bunu, ben zaten kendim yeni bir şey söylemiyorum. Ben hep söylenmiş şeyleri söylüyorum. Hatırlatmak mahiyetiyle söylüyorum bunları. Bunları zaten uzak doğu dediğimiz kültür. Bunları o kadar güzel söylemiş ki Japonların inançlarını inceleyin. Japonların evet, dini nedir? Budistler çoğunlukla bildiğim kadarıyla. Değiller mi? Söylemeyeceğim. Şimdi Budistler Japonlar. Bak inceleyin, araştırın. Çünkü ben söylediğim zaman orada kelime olarak kalıyor ve o kelimeyi insanlar Japonlar şuymuş diye geçiyorlar. O yüzden söylemeyeceğim. Japonların dini nedir? Gidin araştırın ve Japonların o küçücük adada Çin'le yaptıkları savaşlara rağmen varoluş mücadelelerini nasıl verdiklerini şey yapın. Bakın Japonya'da bir metroya gittiğinizde böyle köşelerde gonglar var. Gittiniz Japonya'ya. Evet. Girersiniz böyle şeyin kalabalığın içine. Birisi gonga, siz de, bu kişi siz de olabilirsiniz, herhangi başka birisi de olabilir. O gonga bastığı zaman bın diye böyle vurursunuz, böyle büyük çanaklar kenardan vurmalı. Vurduğunuzda insanlar o sesi duydukları andan itibaren bir şey hatırlarlar. Ben de o bilgi olmadığı için insanlar böyle bir anda falan yaparken ben böyle etrafımı ne oluyor ya falan. Hani şimdi bir şey mi gelecek, bir şey mi oluyor falan tepkisiyle yaklaştığım bir dönem yaşadım ve orada merak edip araştırdığımda inanılmaz acayip bir şey keşfettim. Araştırın, öğrenin. O yüzden sizin kitabınızı okuduğunuz arkadaşla benim başarı tanımım arasında epey bir fark var. Kesinlikle. Ama şey, orada o da bahsettiği şey oydu zaten ve bu abi de vardı şey oydu. Evet, yani şey, kendisi ormanda bir bisiklet kazası geçiriyor ve düşüyor ve ormanda yaşamaya karar veriyor ondan sonra ve avcı toplayıcı gibi yaşamaya başlıyor sonrasında ormanda. İşte o yüzden diyor, yani bunca yıldır başarılı olmuşum. Umarım diyor çocuklarım benim gibi başarılı olmaz. Çünkü o sistemin istediği gibi başarılıktı, başarıdan bahsediyor. Seni bir kalıbın içine sokuyor ve sen niye başarılısın? Çünkü o kalıbın içine çok güzel oturduğun için başarılısın. Evet, aynen öyle. Yani o kalıbın içine oturduğun kadar değerin var ve o kalıbın içine oturduğun sürece de adam yerine konuyorsun sistemde. Ama aslında orada adam yerine konulmakla adam olmak arasında çok büyük fark var. Adam kelimesini çok kullanıyorum. Adam evet, biraz cinsiyet şey ayrımcılığı gibi. Aha, evet. Haklılar da aslında. Evet, yani evet. İnsan demek istiyorum aslında. İnsan yerine konulmak lazım. Ben de bunları YouTube'a girdikten sonra öğrendim. İşte kadın aşağı yazıyor. Bana yani da. Kadın diyecek. İnsanoğlu değil insanlık. Bunların aynen. Hepsini öğreniyoruz yavaş yavaş. Sizin şimdi o kadar kendinize güvenliğe duruyorsunuz hiç ki. Hiç değilim ama aslında. Ama görünüş o. Yani sizin zorlanmalarınız neler hayatınızda? Ve en önemli sormak istediğim de bir hayat görüşünüz var. Ve bunu insanlara anlatmak istiyorsunuz. Bu hayat görüşünüz doğrultusunda kendinize gördüğünüz eksiklikler ne? Azran eksiklikleri ne? Zorlanmaları ne? Yani vardır eksiklikler. Bir anda. Şöyle, çok güzel sorular. Çok teşekkür ederim. Ben kendini sürekli eksik hisseden biriyim. Sürekli. Örnek vereceksiniz değil mi? Vereceğim. Evet. Daha sonra örneklere ineceğim. Kendime o kadar güvenmiyorum. Bildiğim konularda kendime güveniyorum. Yani mesela spesifik öğrendiğim konular var ama benim hayat görüşüm sürekli değişiyor. Yani ben bir şeyi çok iddialı ve çok inanarak söylüyor olabilirim. Çünkü oradaki bilgi beni etkilediği için ve beni başka düşünce zincirleri oluşturmakla ilgili motive ettiği için, o bilgiyi sevdiğim için öyle konuşuyorumdur. Ama benim zihnimdeki düşünce sürekli değişir ve sürekli kendini günceller. O yüzden 5 sene önce söylediğim bir şeyi şimdi daha farklı düşünüyor olabilirim. Eğer zaten daha farklı düşünmüyorsam kendimle çelişiyorum demektir. Çünkü sürekli eğer öğrenmeye adanıyorsanız eğer sürekli değişimdesiniz demektir. Çünkü her yeni öğrendiğiniz bilgi sizde yeni bir hal getiriyor size. Çünkü bilgi bedene iner ve insanı değiştirir. Ama insanı kendi referans noktalarında, spesifik referans noktalarımız var. Oralarda sabit kalacak şekilde değiştirir. Bir ağaç gibi, yani gövden sabit kalır ama yeni dalların çıkar. Ben böyle görüyorum, yani her yeni bir bilgi yeni bir daldır. Dallanır, budaklanırsın. Çok dallanıp budaklanmak lazım. Zaten çok dallanıp budaklanmıyorsan o zaman da köke gidiyorsun. Bakın bu da topraktan edindiği bir bilgi. O zaman da kökün çok büyüktür, çok köklenirsin. Ama çok köklenmek çok iyi bir şey midir?
hani ağacın yapısına uyar mı uymaz mı? Çünkü çok köklenen bitki meyve vermez. Hı hı. Bir katkısı yok hayata. O yüzden hani bilgiyi alıp dallanıp budaklanıp ama çok dallanıp çok budaklanıp kökün azsa da bu sefer herhangi bir rüzgarda devrilebilirsin. Hani o yüzden ikisinin ortasında olmak lazım. Tekrardan konumuz dengeye geliyor. Dengede olmak lazım. Kusurlarıma gelince, kusurlarım çok var. Çok hızlı konuşuyorum. Birinci kusurum çok net. Yavaşlatmak mı istiyorsunuz peki? Yavaşlasam mı diyorsunuz? Bunu mu istiyorsunuz? Yavaş konuşmayı tercih mi ederdiniz mesela? Çok güzel sorular soruyorsun. Çünkü ben de aynı dertten muzdarip. Sen de çok rahatız. Sen de sabaha kadar zaten yani böyle ışık hızında Her diye bir film vardı. Seyrettin mi Her? Hayır, yarısına kadar mutlaka. Seyrettim. Ama sonuna kadar seyrettim. Ben dayanamadım. Çünkü filmin sonu zaten olay. Film, şu, niye çok sevdiğimi anlatayım sana. Belirli bir süreden sonra oradaki o şey yapay zeka öyle bir algı ve evrim seviyesine geliyor ki adama şunu açıklıyor. Diyor ki seninle diyor konuşmayı çok istiyorum. Seninle diyor paylaşmayı çok istiyorum. Ama diyor senin diyor beyin ve konuşma hızın benim kendi yaşadığım gerçekliğin içinde diyor binlerce yıl geçiyor. Sana bir mesaj atıyorum. Sen binlerce yıl sonra bana diyor binlerce yıl içerisinde cevap veriyorsun diyor. O kadar yavaşsın aha diyor. Şimdi bendeki hız bazen anlaşmak istediğim insana çok hızlı gelebiliyor. Ve bu biraz üzücü bir şey. Hüzün var bunun içinde. Çünkü aslında bunun içinde biraz yalnızlık var. Çünkü aslında anlatmak istediklerinin sadece işte buzdağı gibi örneğinden bakarsan buzdağın tepesini konuşuyorsun. Sen aslında köke inmek istiyorsun. Acayip başka şeyler anlatmak istiyorsun. Ama daha buradasın ve karşındaki insan seni buradayken daha o kadar hızlı konuşuyorsun ki onu o kadar yoruyorsun ki o kadar sıkıyorsun ki onu anlatamıyorsun. Daha oraya inemiyorsun. Halbuki orada buluşabilseniz o kadar güzel şeyler paylaşacaksınız ki. Hiçbir şeyden bir sürü bilgi var. Hiçbirinden asla ama asla emin olamıyorsun. Ya şu dünyada babanın bile kim olduğuna emin değilsin. Asla emin olamazsın. Bir DNA testi yaptırmadığın sürece. Ya siz nasıl bu kadar kendinize emin olabiliyorsunuz? Emin değilim. Ama öyle emin, öyle iddialı ki diyorum nasıl yapabiliyor mesela bunu? Bana iddialı olduğum bir şey söyle. Sabahtan beri bütün söyledikleriniz. Çok iddialı, emin değil mi? Bana fikrimi soruyorsun. Kendi fikrimi söylerken iddialı olmak zorunda çünkü fikir bana ait. Yani hiç şüpheye düşmüyor musunuz? Kendi fikrimle ilgili. Evet. Şizofren olmam lazım. Ya yanılıyorsam? Kendi fikrimle ilgili. Evet. Kendi fikrim olduğu ile ilgili şüpheye düşemem. Mümkün değil. Ya yanılıyorsam? Şimdi bana fikrimi sordun. Ben fikrimden... Bir kere onu eğer kendime fikir edindiysem, üzerine çok düşündüğüm için edindim. Ya bu şey gibi, ateist olursun ve işte ateist insanlarla berabersindir ve çok dindar biriyle karşılaşırsın ve o kadar güzel inanıyordur ki dersin ki ya, ama ya ben yanılıyorsam dersin. Yine ya. Elmalar ve armutlar, sen bana hayatın olgularıyla ilgili bir şey sormuyorsun, sen bana benimle ilgili bir şey soruyorsun. Ha tabii, ondan emin olabiliriz. Şimdi sen bana hayatın olgularıyla ilgili bir şey sorduğunda ben bu kadar emin konuşuyor muyum? Ama bir şey söyleyeceğim. Diyorsunuz ki aşk tekamüldeki en büyük neydi? Öyle bir lafınız vardı. Aşk tekamülden en büyük araçtır. Araçtır. Mesela bu çok etkilemişti beni. Çünkü ben aşık olduğumda gerçekten acayip değiştim, acayip olgunlaştım ve yıllardır inandığım Başak'la hiçbir alakam olmadığını gördüm aşık olduktan sonra ve başka bir Başak'mışım aslında. Onu fark ettim. Peki yanlış mı söylemişim? Doğru. Çok kesinlikle. O söz var ya, al duvarına as yani. Gerçekten öyle bir söz. Ama ben değilmişim ya. Ben kendimle ilgili büyük bir yanılgı içerisindeymişim. İnsan kendiyle ilgili yanılamaz mı? Olabilir ama sen değil olman aşkın tekamüle aracı olmasını engeller mi? Tamam ama kendinizle ilgili konuşurken emin oluyorsunuz ya. Nasıl emin oluyorsunuz? Ya yanılıyorsunuz kendinizle ilgili? Yok, şimdi şöyle bir şey var. Senin şu ana kadar sorduğun sorularda, bana sorduğun sorularda eğer ben bu soruların cevaplarını düşünmeden zaten o kitapları yazabiliyorsam bir tuhaflık var olurdu o zaman. Yani o zaman ben bir şeyleri taklit ediyor olurdum bu konularda eğer. Çünkü bunlar benim temellerim. Sen bana temellerimi soruyorsun. Sen bana kökümü soruyorsun. Ben sana kökümle ilgili konuşuyorum. Şimdi ben eğer kökümü belirli bir oranda, eğer belirli bir seviyeye kadar toprağın içine yaymadıysam ben nasıl dallanıp budaklanıp nasıl meyve vereceğim? Kendimden emin olmak zorundayım. Bilginin gerçekliğinden, bilginin ne kadar süre gerçek olacağından hiçbirimiz emin olamayız. Evet. Yer çekimi diye bir şey vardı. Newton fizik kanunlarıyla büyüdük biz. Kuantum fizik çıktı. Newton fizik kanunlarından bambaşka şeyler söylüyor şu an. Evet. Fizik kanunlarımızın bile değiştiği bir arada yaşıyoruz. O konuda çok haklısın. Ama sen bana benimle ilgili sorular soruyorsun ve ben üzerine çok kafa yorduğum konularla ilgili sorular soruyorsun. O konularla ilgili eğer bu kadar iyi düşünmediysem o zaman benim zaten susmam ve hiçbir şekilde hiçbir şey yazmıyor olmam lazım yani.
sanki Tanrı ile artık eskisi kadar karşılaşmıyoruz günlük hayatımızda. Öncesinde mesela yağmur yağsa Tanrı bizi cezalandırıyor, şimşek çaksa şöyle oluyor. Yok işte kıtlık oluyor. Mesela Tevrat'ta sürekli böyle baktığın zaman kıtlıktan, tarımdan bahseder. Sürekli bununla alakalıdır şeyler. Ve artık böyle kendi sorumluluğumuzu üzerimize alıyoruz. Ya diyoruz ki bir şey, şu anda ülkede ekonomik kriz var. Diyoruz ki suçlusu biziz. Ya bunu Tanrı'nın bizi cezalandırdığını düşünmüyoruz. Artık birazcık daha sorumlulukları üzerimize alıyoruz. Tanrı'ya atmıyoruz sorumluluğu. 21. yüzyılda Tanrı bütün bu hayatımızın neresinde yer alıyor artık? Olması gerektiği yerde. Burada değil. Burada. Vay, güzel cevap. Burada olması lazım. Biz Tanrı'yı sürekli buraya koyuyoruz. Güzel, burada başlasın, çok güzel. Ama eğer Tanrı'yı buradan buraya götüremiyorsak, o zaman Tanrı'yı anlamak için çabalamıyoruz. Yani Allah'ı bir anlamaya çalışmak lazım. Allah'ı anlayabilir miyiz? Çok zor. Çünkü çok küçüğüz, çok aptalız, çok... Hani işletim sistemimiz yeterli değil, en basit haliyle. Ama bunun çabasını vermek gerektiğini düşünüyorum. Yağmurdur, felaketlerdir, kötü şeylerdir, başımıza gelen kötü şeylerdir. Bunların hiçbirinin nedeninin Allah olduğunu düşünmüyorum. Bunların hepsinin var edilmiş bir sistem içerisindeki gereklilikler olduğunu düşünüyorum. Allah'ın cezalandırıcı olduğunu düşünmüyorum. Cezalandırıcı olanın insan olduğunu düşünüyorum. Zaten biz Allah'a yaklaşabilmek için böyle bir yaşam deneyiminin içinde olduğumuzu düşünüyorum ben. Bu yaşam deneyiminin içinde olabilmek için de, yani bu yaşam deneyimini hakkıyla verebilmek için de Allah'a yaklaşmak kelimesini bir düşünmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Allah'a yaklaşmak demek Allah'ı anlamak demek. Anlayabilmek demek. Allah'ı anlamak için verdiğin çaba kadar Müslümansın. Benim anladığım İslam anlayışına göre. O yüzden matematik, fizik, kimya, biyoloji, kuantum, bunları işte astrofizik falan, bunları bilmeden, yani bunların hepsi Allah'ın çünkü dilleri. Allah'ın kitabını 20 bin kere oku, Allah'ın bu dilleri de öğrenmeden o kitabı okuyamazsın. Hani bu, çünkü o kodlu bir kitap. Yani o yüzden de bu fizik, kimya, matematik, astrofizik, işte biyoloji, bunları bilmeyen imamlar bir kere istifa etmeliler bence. Yani görevden uzaklaştırılmalılar ya da. Çünkü bunları öğreteceksin önce insana. Allah'ın ilmini öğreteceksin ki Allah'ın ne dediğini kitapla bize anlatmak istediğini anlayabilecek nesiller yetiştirilebilsin. Yani eğer gerçek İslam'ı yaşamak istiyorsak Allah'ın ilimlerini, fiziği, kimyayı, matematiği, biyolojiyi, astrofiziği çok 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 iyi bilen insanlar yetiştirmek zorundayız. Çünkü zaten oraya gidiliyor. Yani benim ikinci kromozomla ilgili yazdığım bir makale vardı. İnsan oğlunun işte kromozom sisteminde ikinci bir kromozom var ve ikinci kromozomumuzun içinde ikinci kromozom 1,5 kromozom değerinde yarım bir kromozomu ziplenmiş bir şekilde, sıkıştırılmış bir şekilde içinde barındıran bir sisteme sahip. Doğada hiçbir başka canlıda yok bu. Bir tek insanda var. Dünya üzerindeki herhangi bir yaşanmışlık hiçbir şekilde o sıkıştırılmış o yarım kromozomun ikinci kromozomun içine sokuşturulmasına kesinlikle ve kesinlikle neden olamıyor. Evrimini açıklayamıyorlar mı yani? Evrimini kesinlikle açıklanamayan bir şey bu ikinci kromozom. Bunu araştırın, ikinci kromozom. Evet, hatta Tanrı kromozomu falan filan diyorlar. Ve benim bununla ilgili bir insan projesi diye bir makalem var. İnsan projesi makalemi lütfen okuyun. Sen istiyorsan videonun altına onu bulup koyabilirsin linkini. Albert Camus bir kitap yazıyor. Sifos Söylemi kitabının ismi ve kitap şu sorudan yola çıkar. Neden intihar etmemeliyiz? Der. Sonsuz bir acının içerisindeyiz. Hatta Sifos hikayesini anlatır orada. Bir adam sürekli işte bir taşı yukarı çıkartıyordur, cezalandırılmıştır. Taş tekrar aşağı düşer, tekrar görevi o adamın. Bu adam niye intihar etmedi? Ya, ömrü billah o taşı yukarı taşıyacak, o taş aşağı düşecek. Bütün kitap bunun üzerine dönüyor. 20. yüzyılda insan neden intihar etmemeli? Bu sonsuz acının içinde. O sonsuz acının içine hemen daha da katlanarak doğmayacağını nereden biliyorsun? Bu bir. Ben de soru sorayım madem. Çok şaibeli çünkü bu durum. İki, sonsuz acılara göğüs gerebilecek kapasitede olduğunun ve her bir acıya göğüs gerdiğin zaman bir kalkan, o acının sana kalkan olduğunun farkında mısın? İki, üç, buraya, bu benim kendi inancım, potansiyelimizi doldurmak için gelmiş varlıklarsak eğer, nasıl senin vücudundaki kasların ancak çalıştığında, şınav çektiğinde, bir şeyi kaldırıp indirdiğinde, işte harekete geçip bir takım yırtılmalarla gelişiyorlarsa, değil mi? Kas yırtıla yırtıla
Kendini yırta yırta kas oluşuyor. Sen bunu çalıştırdığında o tombul tombul şey yağ yırtıla yırtıla içinden yırtıla yırtıla canın acıyor değil mi? Etkisi hissediyorsun. Yırtıla yırtıla içinden kas çıkıyor. Bir süre sonra yırtılmamaya acımamaya başlıyor. İnsan ruhu da böyle bir şey. Sen güneşe, yağmura, soğuğa maruz kalmadan nasıl filizleneceksin? Çünkü her bir çekirdeğin içinde bir tohum vardır. Mesela şeftaliyi örnek alalım. Şeftalinin filizlenebilmesi için -4 derecede donmaya maruz kalması lazım toprağın içinde. Donmaya maruz kaldığı zaman, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya geldiği zaman soğuktan dolayı şeftalinin çekirdeği kırılıyor. İçindeki özün dışarıya çıkma fırsatı oluyor. Soğuktan dışı öldüğü için. Yaşarken ölmek zorundasın, acı çekmek zorundasın. Aa, çok güzel bir örnekti bu. Bakın bir şey şeftali falan yetiştirmeye başladığınızda hayat size öyle kapılarını açıyor ki sen orada zaten yani Allah'ı görüyorsun. Ben bu işe başladıktan sonra, YouTube işine başladıktan sonra insanları nasıl değiştirebildiğimi gördüm. Aslında manipülasyon sorusuna çok hoşlanmıyorsunuz ama bunu sormam lazım. Ve insanları manipüle edebildiğimi gördüm. Yani belli, ya tarikat bile kurarım biliyor musunuz şu an? Bunu yapabilirim yani. Ve bu kadar basit. Çünkü insanların bir şeyin peşinden gitmeye çok ihtiyaçları var. Ve ben yaratılış itibariyle buna çok meyilliyiz. Mesela bu arada cahillikle, okumuşlukla okumamışlıkla alakası olan bir şey değil bence. Fiçipi kitaplarınızı da... Huzursuzlukla alakalı bir şey. Evet, ya bunu çünkü ben tarikatlarla ilgili çok belgesel seyrettim. Adam işi gücü yerinde böyle okumuş yapmış bir adam ama bir tarikatın peşine gidiyor. Yani bunun hani cemaatlere giden insanların cahil, yük akıl mezunu olduğunu düşünüyor. Alakası yok. Bir insanların gerçekten bir şeyin peşine gitmeye ihtiyacı var. Ve çok basit aslına bakarsan. Bakarsanız. Fiçipi ile ilgili ben video yaptığımda şunu dedim. Gençlerin kutsal kitabı olabilir diye bir cümle kurdum ben. Arkasına Aden'le ilgili Instagram storylerine bakıyorum. İnsanlara bakıyorum. İnsanlar sürekli altını çizmişler, yerlerini yapmışlar, açıp açıp tekrar bakıyorlar. Yani bilin yaşam kılavuzu olmuş onlar için. Bu manipülasyonun aslında bakarsanız Allah'ı. Bu gücün farkındasınızdır eminim. Yani insanları değiştirebilme gücünün farkındasınızdır. Bu size yani nasıl hissettiriyor? Yani açıkçası tanrı gibi falan hissettirmiyor mu ya da ne bileyim. Hatta bu... Ben şeyi çok merak ederim. Bu distopya yazan yazarlar bir dünya yaratırlar, canlılar yaratırlar. Yani bildiğin bir evren yaratıyorsunuz. Bu size birazcık böyle tanrı gibi hissettirmiyor mu? Özellikle yazarlarda. İki soru olarak alayım bunu. Şimdi son sorduğundan eğer bu kadarcık yani sonuçta kelimelerden ibaret her şey. Aha. Hissettirmiyor. Çok tam tersi kendimi çok inanılmaz aciz hissediyorum. Yani yapabildiğim tek şey kelimelerle yeni yeni organizmalar yaratabilmek. O yüzden de acizlik var orada. Tanrı gibi hissetmek değil o. Tamamen acizlikten kaynaklı bir şey. Çünkü kendi yaşantında ve yaşadığın gezegenin içinde değiştiremediğin şeyleri yazarak kendin halüsinatif bir ortamda tek başına böyle tıkır tıkır kendi oluşturduğun gerçekliğin içinde değiştiriyorsun. Bu bir aciziyet. Ama insanlar bunun peşinden böylesine gitmesi. Bu ikinci sorun olarak alalım, manipülasyonu alalım bunu da. İnsanların bunun peşinden böyle gitmesi güzel bir duygu, güzel bir duygu ama aynı zamanda inanılmaz büyük bir sorumluluk yüklediği için ağır bir duygu. Çünkü ne giydiğin, ne yaptığın, yani ben mesela arada şekerli kahve içerim, dışarıda şekerli kahve içemiyorum artık çünkü... Aynı durum için şekeri bıraktım diye video çekti. Onda bu arada fiçipiden dolayı sonra bıraktım biliyor musunuz şekeri? Çantamda şu an agave şurubu var. Kendi agave şurubuyla işte şeydeki Eminönü'ndeki amcaya kahve yaptırıyorum. Adam zaten uzaylı gibi bakıyor bu yani bu nedir falan. Kahve içeceksem eğer çok yorgun bir gün geçiriyorsam o yorgun günün üzerine mutlaka bir kahve içeceksem kahveyi bir tek şekerle içebiliyorum. Çünkü şekersiz içtiğim kahve bende hiperaktivite yapıyor. Tazmanya canavarına dönüşüyorum ciddi söylüyorum. Hani böyle şey gibi oluyorum. Bir acayip bir etkisi var bende. O yüzden de çok büyük bir sorumluluk. Hayatta her şey çok büyük bir sorumluluk. Nasıl giyindiğin sorumluluk. Kırmızı giysen sorumluluk. Yakası açık giysen sorumluluk. Dekoltenin önünü açık mı sorumluluk. Pantolon giyiyorum. Pantolon giymek sorumluluk. Bu gücü kullanmayacak mısınız yani? Hatta bir videonuzda bir ordu... Eğer kitap yazmasaydım ordu kuracaktım gibi bir cümleniz var. Şimdi bu güçten faydalanıp gerçekten... O gücü burada böyle kullanabiliyorsam ama bana hayat... İncelediğim bütün diğer hikayelerde, diğer insanların hikayelerinde hayat bana bir şey öğretti. Bu tip güçleri tek başına kullanmaya kalkıyorsan elinde patlıyor ya da başka bir yerinde patlıyor. Orayı şimdi söylemek istemiyorum. Tamamdır. O yüzden bu tip güçleri tek başına kullanmayacaksın. Böyle bir ortam oluşturabilme yeteneğin varsa, kabiliyetin varsa o ortama insanları davet edeceksin, ortak edeceksin her şeyi. Hiçbir şey tek başına senin olmayacak. Ordu kuracaksınız yani. Evet ama generali ben olmayacağım. Ben eri olacağım ordunun. Emin misiniz? Çok eminim. Çünkü o ordunun generali olmayacak. Dünya bunun hiçbir zaman olmadığını gösterdi bize yani. Sırası değildi. Zamanı gelmiş düşünceden
daha kuvvetli hiçbir şey yok. Bu düşüncenin zamanı geldi. Bu düşüncenin zamanı da ben kitap yazdım diye gelmedi. Bu düşüncenin zamanını ben getirmedim. Evet, evet, bu düşüncenin zamanı geldiği için ben kitap yazdım. Senin ilgi alanların, senin böyle işte yüzleşme videoları çekmen, dünyanın 20 bin değişik lokasyonundaki seninle ve benimle aynı çabada olan insanların o çabaya geçmiş olması bu düşüncenin işçileri evet. olduğumuzu gösterir. Bu düşüncede liderlere yer yok. Liderler devri kapandı. Lider istemiyoruz artık. Her birimiz lideriz. Bu kapitalist sistem, şu an sistem değişeceğine inanıyorsunuz. İdeal bir dünyadan bahsediyorsunuz şu an. Fitch Hippie'yi, Aden'i okuduğun zaman gerçekten bir galyana geliyorsun böyle. Bir kapitalist sistem eleştirisi var. Dediğim gibi Fitch Hippie'yi okuduktan sonra şekeri bıraktım. Ondan sonra aynı şekilde Netflix belgesellerinin %90'ı sistem eleştirir. O belgeselleri izliyorsun böyle, of diyorsun, lanet olsun işte bu. Ben o izliyorum, video yapıyorum falan. İnsanlar böyle, evet haklısın falan diyor. Sonra yaşadığın dünya... Rahatlıyorsun. Rahatlıyorsun ama yalanlama biri bu. Yalan bir rahatma bu. Sizin kitaplarınızı okuduktan sonra da bu tatmini yaşıyorsun. Evet ya bak nasıl kandırmışlar bizi falan oluyorsun. Ama şekeri sonra, bıraktın. Şekeri bıraktım. Ben hayatta hep videolarımda bunu soruyorum. Kendi cennetini yarat diyorum. Ama kafamı Bravo. Kaldırdığın zaman... Yani dünya. Ama sen bu böyle kendi cennetini sen şu an bana mastürbasyon yaptığımızdan bahsediyorsun. Ay var. Kullanmayı unuttum. Yemin ediyorum soruda bu vardı. Bu mastürbasyon. İçiniz şevkle doluyor böyle. Acayip bir rahatlama yaşıyorsun. Sonra çocuk bakıyorsun yok. Ki aynen öyle ve bakıyorsun ki yanında biri bile yok. Tek başınasın yani. Çok paylaşım yok. Evet. Yani sizinkiler yani bence bazı şeylerin insanın hayatında pratikte bir faydası olması lazım. Bu belgesellerin sizin yazdığınız kitapların hepsi muhteşem. O pratikte, hayatta bir karşılığı yok. Mu acaba? Böyle düşünmüyorum. Ben hayatta karşılığı olacak şekilde bir yaşantı kurdum kendime. Siz başardınız ama toplum buna ne yapıp yani kalbin vücutta şimdi işte sperm yumurta birleşiyor, bebek oluşmaya başlıyor. İlk yaratılan organ hangisi biliyor musun? Yok, kalp. Çok kalp yaratılıyor ki kan pompalamaya başlasın. Önce kendini çalıştırıyor sonra. Ve kalp dokuları oluşmaya başlıyor. Tık 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 böyle oluşuyor dokuların hepsi. Ama dokularda hiçbir hareket yok. Hiçbir ritim yok. Kalbin bir ritmi vardır ya atar. Belirli bir sayıda doku oluştuktan sonra o dokunun içindeki bir hücre atmaya başlıyor. Acaba geri kalan hücrelerde sen kendi kendine atıyorsun ama ne olacak ki mi dediler ona. Ne oluyor sonra? Tıkır 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 zamanla diğerleri ondan atmayı öğreniyor. Hep birlikte atmaya başlıyorlar ve kalp oluşuyor. Kalp oluşuyor, kalpten sonra diğer organları oluşturmaya başlıyor. Kalbin içindeki sirkülasyonla birlikte. İşte bir evren, insan bedeni, bebek olarak, cenin olarak oluşuyor değil mi? Evren aslında. Aha. Bu bir evren. Evet. Her şey o tek ilk atmaya karar veren kalp hücresiyle başlıyor. O kalp hücresini parmağına gösterebilir miydin? Aha, ilk atan hücre budur diyebilir misin? Diyemezsin. Bir önemi var mı? Hiçbir önemi yok. İlk atan hücrenin... Çok mantıklı! Aynen. İlk atan hücrenin atmayı diğer hücrelere öğretmek için ilham vermesi dışında hiçbir önemi yok. İlk atan hücreyi alıp da bu bizim liderimiz de demiyorlar yani. Zaten dememek lazım. Liderler devri kapandı. Kendi lider bakan insanın sağlıklı bir insan olduğunu da düşünmüyorum ben. Çok mantıklı. Başka yüzleşmen nasıl gidiyor? Ben yüzleşiyorum gerçekten. Aynen benim yüzleşmem oldu. Yani onu söylemeye çalışıyorum. Ben gerçekten laf olsun diye konuşmuyorum. Ben gerçekten çok düşünüyorum. Hayır, o insanlar da o belgeselleri laf olsun diye çekmiyorlar muhtemelen. Ve evet, muhtemelen doğru. Evet, zaten evet. Bir ağ kuruyor ama böyle vav oluyorsun. Sonra ama tamam da kalkıyorsun, işe gidiyorsun. Bak dalga gibi. Başak bunu dalga gibi. Dalga geliyor sana bir vuruyor sonra çekiliyor. Vuruyor. Eğer dalga sürekli gelse tsunami olsa sen zaten boğulursun. Evet. Yani o yüzden o komple böyle devasa ve ani bir değişim zaten bizi öldüren değişim oluyor. Evet. Bizi yok eden değişim oluyor. Hayat bizi yok etmek istemiyor. Hayat bizi ehlilleştirmek istiyor. Hayat bizi terbiye etmek istiyor. Çok yakın bir zamanda Gör Beni diye bir kitabınız çıkacak. Ve siz bu kitapla, yani kadınla devrim kelimesini aynı cümle içerisinde kullanıyorsunuz. Gerçekten bu bahsettiğimiz dünyada bir devrim mi geliyor? Kadınları, özellikle kadınları ilgilendiren bir devrim mi var? %100. Ve ben bunu şey ben söylemiyorum ona. Ama ben bir şey yani. Fark ettim. 1920'de bir kadın devrimi olmuş gerçekten. 1970'lerde bir kadın devrimi daha olmuş. Ve 50 yılda bir tekrar ettiğini fark ettim bunu. Şimdi 2020'ye geliyoruz ve bir kadın devriminin yaklaştığını söylüyor birçok kişi de. 2023. Yani. Gerçekten bir devrim mi geliyor dünyada bir kadın? Diyorum zamanı gelmiş, düşünceden daha güçlü hiçbir şey yok. Zamanı geldi. Ben bunu zamanı geldiğini sokağa çıktığımda da hissediyorum.
bir kadın olarak hissediyorum bunu. Kadın organizmasının bir kere kendisinin anlamını bir tekrardan bir düşünmesinin zamanı geldi diye düşünüyorum. Şimdi bu ne demek? Sen sadece dekolteden, işte bacak güzellikten, güzel bacaklardan, güzel işte dekoltelerden, güzel bir yüzden, güzel bir saçtan ibaret bir şey değilsin. Sen çok daha önemli bir şeysin. Sen toplumdaki en önemli bir şeysin. Çünkü toplumu doğuran şey sensin. Hı hı. Annesisin. Ama bu da bir lanet gibi. Ay bir dakika, çok özür dilerim. Mesela ben şu an çocuk yapsam bana ayak bağı olacak. Ben yardımcı olacağım diyor eşim ama olmayacağına eminim. Çünkü işe gidecek. Ama benim evim işten yürütülen bir iş olduğu için ve o benim sürekli ayaklarıma dolaşacağı için bana engel. Ama ben memeliyim ve ilk 3 yılı o bebekle böyle geçirmek zorundayım. Bunu da biliyorum. Ama resmen bir külfet. Çok güzel bir şey söyledin. Peki sana şunu söyleyeyim. Sen şu anda hep onun negatif taraflarına odaklandın. Pozitif taraflarını düşün. Bilmiyorsun, bir canlı, bilmediğin için. Çünkü bebek çünkü doğurmadın. Hayır, öyle bir şey değil. Bir şey olacak evde. Bak, sana biyolojik olarak anlatayım. Çünkü biyolojik olarak anlattığımda anlatacaksın. Erkeklerle kadınlar arasındaki en büyük fark ne biliyor musun? Oksitosin salgılaması. Erkekler oksitosini en fazla, en yüksek seviyede orgazm anında boşalırken salgılıyorlar. Oksitosin nedir? Nedir? Bağlılık ve hayata iç motivasyonunu yükselten hormon. Yani eğer sen yeterince oksitosin salgılamıyorsan bir kere ölmek istiyorsun. Tamam mı? Yani o kadar önemli bir hormondan bahsediyoruz biz. Hı hı. Şimdi erkekler boşalırken orgazm seviyesinde oksitosin salgılıyorlar. Kadınlar en yüksek oksitosini doğururken ve emzirirken salgılıyorlar ve evet ondan sonra da üçüncü seviyede orgazm anında salgılıyorlar. Hı hı. Onların, erkeklerin sürekli çiftleşmeye ve boşalmaya ihtiyacı var. Oksitosini hissedip kendilerini iyi yukarıda hissetmek için. Hı hı. Ve o yüzden de işte 12 saniyede birbirine akıllarına sürekli hı. cinsellik ve seks geliyor. Hı hı. Bizim ise organizma olarak bir şey doğurup onu emzirip ona baktığımız zaman oksitosini salgılayabilme kabiliyetimiz var. Sen henüz oksitosini salgılamadığın için, bir şey doğurup ona bakmadığın için, hı hı. daha oksitosin salgılamış bir bedenin içinde yaşamanın ne demek olduğunu bilmiyorsun. Ama bir gereklilikmiş gibi bahsediyorsunuz. Hayır. Bunu yaşadığın zaman, ben bunu yaşadım. Çocuk doğurdum. Hı hı. Doğurduğum çocuğa baktım, oksitosin salgıladım, daha fazla baktım, besledim, eğlendim, öptüm, kokladım, oynadım, öğrettim. Oksitosin patlaması yaşayarak geçirdim hı hı. yıllarımı. Ama eşimin bana sağladığı huzurlu ortamın içinde maddi stres yaşamadan, maddi stres işin içine girmemek zorunda. Ve ne oldu? Beslendim. Doğurmuş Azra'nın daha bir çocuk doğurmamış Azra ile arasındaki farkı ben şu an biliyorum. İnanılmaz zenginleştim. Kitap ne zaman çıkıyor? Ocak. Ocak. Ocak'ta nasıl bir ay yansı? Her şey o zaman çıkıyor. Ne çıkacak başka? Şey, filmler çıkıyor güzel. Yılmaz Erdoğan filmi çıkıyor, Cem Yılmaz'ın tamam, filmi filmler çıkıyor. Tamam, filmler çıkıyor. Ya ben yine bu soruyu da sormazsam çatlarım. O yüzden sorayım. İster cevap verin, ister vermeyin. Fi dizisi sizin yüzünüzden mi bitti? Çünkü şöyle bir ben radyo dinledim. Dediniz ki ben işte gideceğim ve işte bu işi bitireceğim, bu dizi olayını dediniz. Ve sanki bir kadın gitti ve o diziyi bitirdi gibi algılandı. Bir kadın o diziyi başlatmıştı, bir kadın o diziyi bitirdi demek ki. Yani ve bu çok normal bir şey. Şimdi bakın, hayatta kendinizle çeliştiğiniz yerlerde mutlaka ve mutlaka kendinizi durdurmak zorundasınız. Ortam, koşullar ne olursa olsun, karşınıza kimi alacak olursanız olun, ne kadar hızlı koşuyor olursanız olun, durmak zorundasınız. Devam etseniz ne olur? Tamam, evet, kitapla çelişti. Kitapla çok acayip çelişti. Kitapla alakası olmayan bir hikayeye dönüştü en önemlisi. Ama iyi para kazanıyordunuz. Devam etseydi. İşte kendime ihanet etmiş olurdum o zaman. Ben parayla satılık mıyım? O gece uyuyamayan insanlara düşecektiniz. Bravo. Ve zaten gece uyuyamadım yani. Ben hala ikinci sezonun seyretmemiş biriyim. İki sezon ilk 4 bölümünü seyrettim sadece. Ha. Hiçbir şeysini seyretmedim. Çünkü kitabın içindeki içeriği biliyorum. İlk 4 bölüm bile inanılmaz farklıydı. Ve hayatımda yaşadığım en ağır, en kötü, Allah kimseye dert vermesin, sağlık derdi hiç kimseye vermesin, Allah korusun, ama psikolojik olarak hayatımda yaşadığım en ağır ve en zor dönemi yaşadım. En, yani çok 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 sancılıydı. Eğer bitmeseydi ben bitecektim. Hadi ya. Evet. Tamam, teşekkür ederim. Yani sahip çıkmak zorundaydım ve sahip çıktım. Harika. Yüzleşmenin sonuna geldik. Çok teşekkür ederim. Ben sanırım çok teşekkür ederim. Sabrından dolayı. Çok güzel soruları. Gerçekten soruları görmemiş. Yani görmedi. Ben aslında gönderdim asistanına ama kendisi görmemeyi tercih etmiş. Burada Ozan diyor. Dedi atayım mı atma dedim yani. Evet, çok teşekkür ederim. Benim için bu çok çok daha değerli. Burada duymuş olman. Çok teşekkür ederim. Çünkü şöyle bir şey var. Ben gerçekten sizi, etraftaki herkesi bir kenara bırakın.
ben kendimden mesulüm. Ben gerçekten kendime gerçek olmak istiyorum. Yani harika. Ben bu gezegenden giderken ya Azra sen elinden gelen her şeyi yaptın kızım, üzerine düşen görevi yaptın. Gayet de güzel. Yapabildiğin belki çok pek bir şey değildi. Çok pek bir işe yaramadı ya da yaradı bilmiyorum. Ama kendime hesap vermek istiyorum. Ve bu benim için her şeyden daha önemli. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Harikaydınız. Çok teşekkür ederim.